Müşkül Pesent'in müthiş bir bölümünde daha yine müthiş dostum Canku Baba'yla beraberiz. Canku hoş geldin. Nasılsın baba? İyiyim Fırat. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kıbrıs'taydın. Kıbrıs'taydım. Yavru vatan. Güzeldi. Yediğin içtiğin senin olsun da gördüklerin. Güzel bir kültür turizmi yaptım. Aldın mı bütün kültürü? Aldım. Kapalı Maraş'a gidecektik. Kapalı dediler. Sen keyif alıyor musun öyle kumarhane falan? Ben artık almıyorum çünkü kazanamıyorum. Hı hı. Yani sen kumar büyük paralarla konusunda da oynamıyorsun zaten. Evet yani de çarpanı olduktan sonra kazanıyorsun. 10 dolarla oynatıyorlar mı? Küçük bir butik bir kasino var. Tek makina adamın evinde. Aynen. Ya acı eskiden bu üçlü vardı ya, o çok güzel değil miydi ya? 3 tane gelirse biliyordun yani. Heyecanlanıyordun. Evet, şimdi beşli mi yapmışlar? Beşli var, altılı var. Sen de görüyorsun ya, bu telefonda falan da oynuyorlar. Ben anlamıyorum. Ben hiç şey yapmadım. Tabii. Nereden ne gelirse kazanacağını bilmediğin için manasız oluyor yani. Bir de çok simge ve sembol var evet, değil mi? Evet. O onunla eşleşirse bilmem ne, o onunla eş... Zaten makineyi çözene kadar 2000'lik oluyorsun aslında. O yüzden ben keyif almadım ondan yani. Çok zaman geçirdin mi kumarhanede yoksa direkt eskort mu aldın? Ya ben böyle içki gibi söyleyince getiriliyor zaten. O bir tek Kıbrıs'ta varmış mesela. Onu da tartıştık orada da. Globalde de var mı diye öyle bir şey. Mesela Vegas'ta falan öyle bir şey yok. Öpücükle bir şey çağırmam. Nereden çıkmış acaba yani? Ya bir gün garsonu öpmek isteyen şehit oldu. Onun anısına yapıyoruz. Can baba. Buyurun. Alarmsız şekilde tam zamanında uyanmak stres hormonunun bir sonucudur. Yani böyle alarmsız pat diye uyanırım var mı sende? Çok kendini kurarsan uyanıyormuşsun. Sen yapabiliyor musun? Bir iki kere oldu. Tüm ömrüm boyunca. Aynen. Bir gün düğünüm var. Çok önemli. Çok önemli bir sınavım var mesela sabah 8'de. Senin. Oğlum bir iki kere diyorum. Bir ahiret sınavıydı. Ben 30 yıldır bilmiyorum senin bir sınava tam zamanında kalktığını. Kalkmıyorsun işte. 7'de falan kalkıyorsun. Aa bir saat daha var diyorsun. Gene geç kalıyorsun. Ama kalkarız. Aynen. Bence de gerçekten alarmsız kalkmak çok sağlıklı değil. Hani senle daha önce konuşmuştuk bunu bir programda. Hatırlamıyorum. Evet. 36'ya da net nokta atış. Bu 26. dakikada şey. Bu gerçekten bence evet, sağlıklı bir şey değil. Ya bir insanın her gün 7'de alarmsız kalkabilmesi yüzde ufak bir kısmını eliyorum. Onlar çok alışmış askeri böyle bir evet, sisteme alışmış abiler olabilir. Evet. Ama bu normal yaşam içerisindeki stres, mobbing vesaire ağır hmm, hayat hmm, insanı alarmsız her gün 7'de kaldırtabiliyorsa kötü bir şey bu işte. Evet. Ya aynen, bu şartlanma çok zor bir şey. Tabii. Pavlov'un köpeği mi diyorlar? Sen onun bütün çalışanlara şey. Evet. Haklısın. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Bu çalışma düzeninde daha önce de bu konuyla ilgili bir bazı yazılar okudum. Aslında insan bünyesi gerçekten doğasında ne zaman uykusu geldiğinde uyuması gereken ve ne zaman uykusunu aldıysa uyanması gereken bir canlı. Evet de o işte tarım dönemi falandı kanka. Oraları çok geçtik ya. Geçti orada. Aynen. Yani adam işte sabah ne gün doğunca değil mi? Ya uyanıyor. Ayda bir buffalo gibi bir şey yani. İşte o mantıkta gidersen güneş battığında uyuman lazım bir saat sonra. Evet. E tamam sen uyuyabiliyor musun ya? Öyle değil tabii de. Ya bana farklı geldi ama alarmsız uyanmak... insanın o noktaya gelmiş olması kötü bir şey diyorsun. Evet. Doğru. Evrim geçirmiş gibi. Ama işte insanın o noktaya gelmesi için bir şey yaşamaması gerekiyor ya. Anladın mı? Yani o 7 saat 8 hmm, saatlik uyku düzeni. Hmm. Hani geldin abi işten yemeğini yedin bilmem ne yedin. 8.30 Survivor'ını izledin. Hmm. Masterchef'ini izledin. 9'da uyudun. Sabah 7'de servis şoförsün çünkü kalkıyorsun yani. Egzeniyam. Yol yapıyor. Hacım Bey.
Alışveriş yaparken sevmediğin bir müzik türü çalıyorsa daha az alışveriş yapıyorsun kanka. Bunu biliyorsundur genel kültür olarak. Alışveriş merkezlerinde genelde satışını arttırmaya yönelik müzikler çalınıyor. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Bunu hatta marketler de yapıyor. İsim vermeyeyim şimdi, Carrefour olsun diye. Hakikaten marketler de yapıyor bunu. Ben markette hiç duymadım ya. Müzik mi çalıyor markette? Tabii, dinlendirici bir müzik çalıyor. Zaten şeyi biliyorsundur, o da çok klişe. Açken alışveriş yapılmasıyla tokken alışveriş yapılması arasında bir problem var. Labirent sistemi. Alışverişini arttırmak için müzik ve koku... Labirent sistemini biliyorum. Yürüyen merdivenler birbirinden uzağında falan. Hani orayı yürü diye, değil mi? O katı yürü diye. Kasa yok falan. Mesela. arıyorsun yok. Dükkanda yok. Kayboluyorsun içeride. Alışverişe devam. Kadınlar öyle yapmıyor mu sence? Bence de. Bir süreden sonra. Aynen. Seni de istemiyorlar ya yanında. Genelde mi? Alışverişte. Ha, ben de Nevin'le konuşmasam. Sen yanına gidebiliyor musun alışverişte? Alışveriş yaparken bir kadının yanında takılmayı ben çok sevmiyorum. İşte takılan erkekler var ama kadınlar bundan keyif almıyorlar. Onu söylüyorum. Kadınlar bundan keyif almıyorlar. Evet, git erkek Ay, tarafına bak. Hani. Aynen, başımda durma diyor işte yani. Tamam, süper. Tamam, bundan hiçbir sıkıntı keyif yok. Alan erkekler var ve bundan müzdarip olanlar var anlamında söylüyorum ben sana. Evet, ben ama gerçekten AVM'nin ortak meydanında öylesine oturan çok adam gördüm yani. Evet. Böyle bekliyor ki. Yoruluyor adam lan. Evet, kadının hani işi bitsin de gidelim. Aynen. Otoparkçı gibi. Hiçbir şey almadan her şeye bakmak değil mi? Zor. Tabii. Üzülmez misin? Alamıyorsun ama bakıyorsun. Zor yani. Ne güzel senin kıyafetlerin. Aynen. Bu nokta aslında Türkiye'de ataerkil büyütülen ailelerdeki yani erkek çocukları. Okey. Hani aileme yapayım, hani onlar daha iyi olsun, onların durumu daha iyi olsun. Hani kendimi almayayım, onları alayım. Evet. Evet. Yanlış bir şey mi bu? Onu mu demek istiyorsun? Şu anda böyle bir yaşam koçu olan arkadaşım var. Evet. Hakikaten bunun yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Nedenmiş? Çünkü her insan kendi doğası gereği evet. aslında isteklerini yapmalı. Yoksa bu daha farklı sağlıksız durumlara sebebiyet verir dedi. Evet. Ben de bunu yanlışlıkla eşime söyledim. Ne sonuç aldın? Yaşam koçumla görüşmüyoruz. Mantıklıymış bence. Ama öyle değil mi ya? Ataerkil yetiştirilen toplumlarda ki benim ailem öyleydi. Seninki daha evet. modernde Erzurum'da. Benim böyle. Babam balet. ama o kültür taş şahını gördüm babam. Rahmetli Balat dönerken ses çıkıyordu. Orada hani kendime yapmayayım, onlar iyi olsun, onlar iyi olsun. Şu anda bizim de yaşadığımız bence birçok yani çoğunluğun yaşadığı sıkıntılar değil mi bu? Coğrafyayla alakalı bir şey hocam o ya. Değil mi? Bence. Kanada'da olsun var. Diyorsun hiç. Hepimizi alabilsek değil mi? Bir sıkıntı yok zaten. Niye kendime de almayayım? Hani sırf onun için mi almıyorum yani? O bir bana bir mutluluk vermiyor yani ekstra. Haklısın. Olmadığı için alamıyorum yani o kadar çok. Yani sen de kendinden feragat ettiğini düşünüyor musun? Evet. Edilmeli zaten mesela. Atıyorum eşini geçtim abi çocuğun için. Dur önce kendime takım elbise alayım. Çocuğum donla gelsin der misin ya? Yok. Demezsin yani. Bir şey alınacaksa. Tütü mesela baba. Babam öyleydi. Önce tütü. Önce tayt ve tütüye para ayırıyorduk. Aynen. Can baba. Buyurun. Dünyada en çok ses çıkarabilen hayvan. Ses çıkarabilen. Evet. Papağan. İki tane hayvan var bu evet. şeyde. Papağan mı? Cici kuşu. Alaotta maymunu var hocam. Evet. Alaotta maymunu çığlığı 5 kilometre öteden duyuluyor. Sikiyorlar. İnce bir tınısı var. Anladım. Fakat bazı aslan türleri var. Evet. Aslan gibi kükrediğinde. Aslan. Kükrediğinde 8 kilometre öteden duyuluyor. Helal. Ona ne yapıyorlar? Ya da o ne yapıyorsa. Tabii tabii 8 kilometre öteden hocam. Müthiş değil mi ya? Evet. Alanla da biraz alakalı değil mi? Hayvan seslerini seviyor musun?
Yani hayvan evinde ben böyle bir muhabbet kuşu. Hiç sevmem. Ha, cik 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 cik. Hiç sevmem. Köpeği de sevmiyorum ki ben, çok avlıyor. Eşinle bazen o da konuşuyor. Mecbur katlanıyorsunuz köpeğe yani, yapacak bir şey yok. Kediler o kadar miyavlamıyor. Var abi, onunla miyavlayan o şey, azgınlık dönemine girdi mi dinle. Mart'ta falan bir enteresan bir ses çıkarıyor ya hayvanlar. Ben de bizdeki balıktan çok balıklarda var o, biliyor musun ama? Yok be, ne alakası? Evet, eğer şeyin içerisine ne onun adı, oksijen cihazı koymazsan, bir tane şey var ya, kabarcık çıkaran bir alet. Ne yapıyor çıkıyor ne yapıyor o, balık? Onu pop 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 yapıyor. Yemin ediyorum ya. Allah Allah. Evet. Gece mesela. Allah'ın yok mu? Gece falan abi duyuyorsun sesini. Çıkıyor hayvan. Abi oksijen almak zorunda. Suyun içindeki oksijen bitiyor bir süre sonra. Ha, anladım. Yani küçük fanusta hayvan oksijeni nereden alacak? Onun için işte büyük akvaryumlara falan bir tane cihaz var. Hayvanlar onu yapmasın diye. İçine böyle oksijen basıyorlar yani. Sen seviyor musun? Kafalar trilyon. Ha? Balık falan. Ben hiçbir evcil hayvan evde bakılmasına karşıyım. Evet. Sen? Ben hiç bakmadım. Anca uzaktan bakarım. Can Baba. Buyurun. Bir insan akşam yemeğinde. Akşam yemeğinde. Ortalama kaç kere yutkunur sence? Yutkunur. Hı-hı. Ya bunları kim sayıyor abi ya? Ben. 57. Kayınpederim kaç kere yutkunmuştur. Öyle bir manyakmış. Bak, internette bilgi kalmamış. Artık kendisi. Kendi istatistik tutuyor. Kayınbiraderin misafirliğe geldiğinde. Evet. Yok, 57 değil. Bir akşam yemeğinde hocam aslında şu anki gibi 229 kez yutkunuyormuşuz farkında olmadan. Günlük yaşamda daha mı az? Bir de ne kadar yediğinle alakalı bir şey değil mi yutkunmak? Bir şeyi yutuyorsun ya, yiyorsun. Evet. Evet. Tıkandı. Çorba içiyorsun mesela. Her biri yutkunma. Tabii ki her biri yutkunma yani. Evet, tamam işte. Sıvı şeyler. Aynen. Dört tabak çorba içsen. Dürüm yesen de yutkunuyorsun. Yani yutkunma evet. Devamlı var hocam. Evet. 229 kez yutkunmak da normal yani, suyu muyu düşünecek olursan. Aynen. Hiç ilginç bir bilgi değilmiş. Yutkunmak mı? Yemekte yutkunmak. Gün içerisinde desen ayrı. Peki Can Baba. Buyurun. Bunu sen bilirsin. Bilmem. Güzel hesap yapıyorsun çünkü. Buyurun. 1 milyara kadar saysan ne kadar sürer? Çok zor bu ya. Tahmin et önce. 1 milyara kadar saydığını düşün ama insan gibi. Senin öyle garip soruların var ya. 18 saat. Amuda kalkıp üçer üçer mi? Öyle olsun. 18 saat. Bilemedin. Fazla mı? Fazla. Yani daha fazla söylemen lazım. 57 saat. Yok. Daha da fazla. Evet. 1 milyara kadar mı? 1 milyara kadar sayacaksın. Ben 114 diyorsun sana. Kaç dedin en son? 57 saat dedim. Çok yaklaştın. Öyle mi? Evet. 100 saat, ne bileyim. 12 yıl. Saçmalama ya. Ya çok enteresan değil mi? 1 milyara kadar ve ben saydım. 12 yıl sürüyor hocam hesaplarsan eğer. Ama 24 saat böyle yemeden içmeden sayacaksın değil tabii. Mi? Nasıl olur ya? Ha, anladım. Uzuyor çünkü. 7 kekeme milyar biri sayarsa. Ölüyor. Her birini 4 kere söylüyor. Aynen. Doğru. 12 yıl. Yani. Bu YouTube'da falan 1 milyona kadar sayanlar var. Var. Hızlandırıyorlar falan böyle değil mi? O bayağı sürüyor. Evet, doğru. Çok ama enteresan ya. Yani katlaması çok fazlaymış. Ya 1 milyona kadar sayıyor ya mesela tabii. Adam. 18 saatte sayıyor mesela. Öyle bir şey. E şimdi bakıyorsun öbürü kaç katı oluyor? 1000 katı mı oluyor? Neyim? 1 milyar. 1 milyar 1 milyonun 1000 katı mı? 1000 katı. 18 bin saat. 1000 saat oluyor. O 12 yıl eder mi? Etmez. Bence 12 yıl çok daha fazla. Hadi buradan bak. Evet. Değil mi? Ya 12 yıl gibi bir zaman tutuyor. 1 milyara kadar saymak hocam. O kadar hesabını yapmadım. Ama bence enteresan bir bilgi yani. Aynen. Bence hesaplanamaz bir şey. Niye? 12. Abi çünkü her söylediğin saniye... her şeyin saniyesini mi tutman lazım? Evet. Ama işte ya uzuyor şimdi, ya söylediğin şey. Bak şimdi şey. Söyleyeceksin tamam, hani 126 milyon 439 bin evet. 287. Tamam, bu işte artıyor ya her seferinde. Tabii 126 milyon 400, 488.
Tamam. 126 milyon. Evet. 927 milyon bilmem evet. ne falan filan. Evet. Okey, anladım. Ya say say bitmez ki zaten ya. Evet. 12 yılı tutturmak şey yani. Hmm. Olmayabilir bence. 4 yılda bir tanesi. Şöyle bir şöyle bir asılsan. Aynen. Can baba. Buyurun. Bir incinin. İnci. İnci. Evet. Yani değerli taş anlamında. Tamam. Bir incinin gerçek olup olmadığını anlamak için üzerine sirke sürdüğünde baloncuklar çıkıyorsa gerçektir. İnciyi nereden bulacaksın? Mardinli birine sorsan. Hemen söyle. Niye öyleymiş? Peki bunu yaptığında incinin şeyi bozuluyor mu? Yok, bozulmuyor. Sadece kabarcık veriyor. Allah Allah. Ve tek çözülebilen testi bu. Zaten çok fazla sahte ürün yapılıyor biliyorsun. Tabii. Hani hele ki gıdalarda vesairelerde. Aynen. Bunları da aslında hepsinin çözümü olan diğer ikinci o turnusol dediğimiz sistemi evet. bulabiliyorlar mesela. İşin uzmanları. Yani bir tereyağına patates karıştırıldığında, bir salçaya boya karıştırıldığında, zeytine tam boya nasıl buluyorlar bunu? Hepsinin farklı malzemesi var. Ha, bir şeyle bir şeyi yapınca. Evet, evet. Evet, doğru. Bir şeye de hatırlamıyorum. Zeytinyağını da bir şeye katınca pembe olursa gerçek zeytinyağı mıydı neydi? Plütonyum. Hiç sahte bir ürün aldın mı? Bal mal almışımdır işte. En belli olan bal değil mi ya? Yok. Sahte olduğu. Nasıl? Hatta yorumcularımızdan... Kanalımızın şey abonelere bir şey söylemek istemez misin bu arada? Balda sahte bala dikkat edelim arkadaşlar. 5 kilogramı. Kanalımıza abone olmayı, evet, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi, bir de hype çıkmış hype. Hype de göndermeyi unutmayın. Ha. Hmm. Ne hapı? Hype, hype. Böyle şey değil mi? O bir beğeni daha o. Aynen. Beğendim. Eskiden bir trend video vardı ya, hatırlıyor musun? Bunu çevirmişler. Hype olmuş şimdi. Süper. Madonna'nın. Emin misin? Bunu sen bilirsin kanka. Evet. Bir iguana su altında kaç dakika kalabilir? Demek ki çok kalıyor. İnsandan evet. çok. 21 dakika. Ya müthişsin. Yemin ediyorum müthişsin ya. 28 dakika. Ya. İguanayla dalmış. Çıktı bir çaren. Çok iyi tahmin ettim. Enteresan. Ben iguananın dalabildiğini bilmiyordum yani. Ya küçük tüpü var. Şeyde Marmaris'te şeyi var ya. Eğitim veriyor. Dalmayı mekanı. Şunur geldi mi? Renk değiştiriyor mu acaba? İguana mı? Tutarken. Mosmor oluyor. Çok iyiymiş. Canku. Buyurun. Bir ıstakoz. Evet. Aslında şu anda zenginlerin neden bu ıstakoz yediğini vesairesini ben bu bilgiden sonra öğrendim. Okay. Yani neden pahalı, neden böyle büyükleri daha pahalı? Çünkü bir ıstakoz ancak 7 senede yarım kilo alabiliyormuş. Ya iri olup etli olması vesairesi. 7 yıl. 7 yılda evet. Şarap gibi yani. Ya, ya 7 yıl denizin içinde anca yarım kilo alabiliyor hayvan. En fazla kaç kilo oluyor ki bir ıstakoz? Değişiyor. Istakozdan ıstakoza değişiyor. Yani kocaman bir ıstakoz bulduğunda ortalama 30 yaşında falan mı oluyor? Ne oldu? Bilmiyorum. Mantık olarak öyle olması lazım değil mi? Yani eğer ki bakım evinde falan zaten kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ama ıstakoz yani kaç yıl yaşar onu da bilmiyorum. Ama oğlum, 7 demek yılda ki yarım kilo aldığına göre... Minimum 7 yıl yaşıyor demek kilo, ki. Tabii ki. Ne? Tamam ama belki de ne bileyim... 3,5 kiloluk şey yakaladın, ıstakoz yakaladın. Diyorsun ki muhakkak bir 21 senesi evet. var. Evet. Evet. Hatta daha fazla. Belki üf, daha fazla. 49 yıllık. Aynen. Aynen. Yazık değil mi ya, yaşlı şey yiyorsun yani. Evet ya. İstakoz da tam tersi. Seninle konuştuk mu onu? İstakoz aslında zengin şeyi değilmiş yani. Evet, 1900'lü yıllarda fakirlere fare gibi verilen. Evet. Yani fareyle ıstakoz veriliyormuş fakirlere bu evet, arada. Evet, aynen. Çok enteresan. E ne olmuştu?
şey olmuş. Fakirler çoğunu yiyince. Ulan bunlar az ne kaldı. Güzel diyor herhalde. Ulan bir terslik var mı işte? Evet. Hepsi kilo alıyormuş falan. Can Baba. Buyurun. Bir hipopotam ağzını açarsa 120 santim boyunda bir insan ağzının içine rahatça sıçabilir. Sığabilir, sığabilir yazıyor. 120 santim boyunda insan var mı? Var. Var. Çıkar göster. Var var. Anladım. Yani var derken 120 santimlik bir insan, çocuk yani. Anladım. O şakayı yapmayalım yani. Yo ne şakası? Dikine mi? Yo içine girebiliyor yani direkt. Ha. 120 santim çok iyi bence bir hipopotamın ağzı için. Aynen. 120 santim. Yutabiliyor mu acaba tekte? Hipopotam mıydı en tehlikeli olan? Hızlı koşan değil mi? İnsandan değil mi? Hızlı koşan, saldırgan timsahtan olan. Timsahtan daha tehlikeli falan. Tabii tabii. Değil mi? Hipopotam öyle bir hayvanmış. Aynen. Yani. Cüceyle besleniyor. Geçen bir çay cüceyi yedim. Can Baba. Buyurun. Bir gram radyum atomu. Evet. Düşün. Tamam. Radyum atomu. Aynen. 3000 ton kömür düşün, aynı enerjiye sahipler. Hmm. İşte bu neydi? HES nükleerler, değil mi? HES ayrı da nükleerler. HES ne? HES hidroelektrik santrali. Küçük o derelerden, kollardan vesairelerden sağlıyorlar. Anladım. Bu nükleer. Uranüs. O kadar uzağım ki. Nükleer, Çernobil falan filan değil mi? Patlıyor. Aynen öyle. Nükleer tesisler. Ama her yerde çok sağlıklı olduğu söyleniyor mu hocam? Vallahi ben de onu biraz araştırdım. Birazcık da o işlere baktığım için bir dönem o işlere baktım. Okey. Fransa neredeyse 90 yılını 21 nükleer tesisle geçirmiş yani zaten. Yani başka hiç enerjisi yok. Hani kömürü mömürü bıraktım diyor. O 90-100 yıldan bahsediyoruz. Nükleer tesisle bak bütün ülkene sağladın 100 yıl. Aynen. Hiçbiri de patlamadı. Aynen. Çernobil insan atası mıydı acaba? Bir de ne vardı? Fukushima mı en son olan? Japonya'da. Evet ya. Değil mi? Tabii onlar çok ciddi kazalar. Evet. Demek ki işte bir tanesi gidince çok büyük problem yani. O da senin 30 yılını yiyor ama. Baktığın vakit. Muhakkak. Bir futbolcu topa her kafa vuruşunda beyninde 1000 hücre ölüyor hocam. Doğru. Ne diyorsun buna? 1000 yıllık bilgi bu. Öyle mi? Tabii. Boksörlerin tabii, geçerli. Tabii. Yani çok hücre var yaşadıklarına göre. Ne diyorsun boks sporuna veya kickboksa vesaire? Hiç spor olarak görmüyorum ben. Bayağı kavga. Aynen. Olimpiyatlarda var biliyorsun öyle bu şeyler. Bu arada evet. Geçen Buse'nin sürmeli miydi bizim boksör, milli boksör kız? Trafikte bir kavga ediyor. Kıza böyle tokat mokat atıyorlar. Kız hiçbir şey... Ya büyük bir ihtimal yapmıyordur zaten de. Hı. Ama eğer sen lisanslı boksörsen ve birisine vurduğun anda şey oluyorsun. Öldürmeyle yargılanıyorsun. Evet. Kanunda öyle bir evet, şey var. Yani çünkü yeteneğin silah sayılıyor. Tabii, aynen silah sayılıyor. Bence çok enteresan. Benim de mesela bir şey annemin terliği yazardı. Çok iyi kullanıyordu. Uzaktan sniper. Evet. Ama o boksörler öyle. Gerçekten bir iki kişiyi öldürmüş yani öyle bazı boksörler evet. Sokaktaki kavgada. Aynen. Çok tehlikeli ya. Evet. Bence doğru bir kanun yani. Caydırıcı bir şey yani. Baktığın zaman. Ben bir boks hocasıyla tanıştım mesela. Mike Tyson'ın hani biz bilemiyoruz ya bilmem kaç kilo basınçla vuruyormuş. Hmm. Ben o birimleri çok bilmiyorum. Tamam. Dedim ki bu nasıl bir güç? Hani Mike Tyson dünyadaki en güçlü vuran adamlardan biri herhalde boksör olarak. Doğrudur. Dedi ki altı kaburganı kırardı yani diyor onu vursa mesela sana bir yumruk atsa. Ciğerine falan batar diyor yani kaburgan. İşte karaciğerden gidiyorlar ya çoğu. Hmm. Kimdi bizim? Sinan Şamil Sam. Evet ya. Mesela karaciğer, Allah rahmet eylesin. Aynen karaciğere darbe almaktan gitti adam yani. Zor işler hocam. Can Baba. Buyurun. Bir fil hortumunda yaklaşık 50 bin kas vardır. Hayvanat bahçesine döndüm. Fil hortumunda 50 bin kas var. Ben ne aşağı... Damarlı. Masayı kaldırayım.
Bu sayede evet. hem ağaç kütüğünü kaldırabiliyor hem de bir bezelye tanesini bile alabiliyor. Vallahi aynı. Üyüp diye çekiyormuş. Çok kaslı olmasını ister miydin? Filin mi? Zor bir şey hocam. Allah düşmanıma vermesin. Sen? Yok. Yani kaslı biri olmayı ister miydin? O kadar kaslı biri olmak istemezdim. Çünkü şu anda vücudumu herkes beğeniyor. Fit isterdin ama fit olmayı. Fit isterdim canım. En azından six pack? Göbeğimin olmamasını isterdim evet. Onu ben de isterdim ya. Benim bir de biliyorsun çok sıkıntılı karnım. Hani devam. Sürekli bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet karnımdan. Ya. Ya bu filler yüzebiliyor ya. Evet. Aslında burnunu şnorkel olarak kullanabilir değil mi? Mantık olarak. Geç onu aklıma geldi. Tabii böyle sırt üstü dursa. Ne alakası var lan böyle çıkaracak işte. Kafası aşağıda. Şnorkel mantığı değil mi? Öyle. Ha, burnundan çok rahat nefes alabilir hayvan. Rabbim onu düşünmüş. Bu doğru. Gerçekten burnundan nefes alıyorsa burnunun ucundan. Burnu olduğu için. Hayvanın. Ağzından nefes almıyor değil mi fil? İsterse alır. İsterse götünden alır. Yasak mı? Bilmiyor diye. İsterse alır. Haberi yok söyleme. Evet. Sen kas yapından memnun musun? Değilim. Daha kaslı sıfır olmak ister miydin sen? Ben de hiç kas yok. Tam yani daha kaslı olmak ister miydin? Öyle kaslı değil abi ama fit olmayı isterim yani. Can baba. Buyurun. Bir deve hörgücündeki yağ sayesinde yemek yemeden ne kadar süre dayanır sence? Yemek yemeden. Yemek yemeden. Lan bu deve hem suya hem yemeğe. Ne dayanıklı hayvan ya. Aynen kumla besleniyor. Evet. Kum tozuyla. Tükürükle. 4 gün. 21 gün dayanıyor ya. Hayvancağız. Şeker yemese 21 gün. Alışıyor. Sigarayı da bırakır o. Sen yememeye dayanıklı mısın? Hani ben de 3 gün yemesem bir şey olmaz. Hiç 3 gün oldu lan 3 gün yemek. Yani minimumda oldu. Ona senin olmuştur. Aynen. Hiç yemeden olmaz ya bilmiyorum. Olmamıştır herhalde. Ya yemeksizliğe ya yok şundan bahsediyorum. Bir akşam yemeğe geç geldi mesela. Hani akşam yemeği yiyeceksin işte ha. Tam ama 2 saat İyi sonra 3 saat. Onlara çok rahat dayanabiliyorsun. Tabii tabii. Ama öyle bir gün 2 gün. Yok. Bir gün 2 gün olmuyor. Hayatımda olmadı ki. Senin oldu mu? 3 gün boyunca hiç yemediğin. İçecek var mı? Var tabii. İçecek varken olmuştur. Hiç yemediğin. Hiç yemediğim olmuştur. Bir lokma bile ağzına evet. Şey koymadığın. Oğlum 3 gün nezarette durduk. Ekmek almıyor musunuz oğlum adamlar peynir ha, meyniri. Doğru gece şey bulmuştuk. Parayla satıyorlar orada. Yapacak bir şey yok. 1 dakikalık gülme. Evet. 12 dakikalık koşuya eşdeğerdir. Ömre bedel be. 12 dakikalık. Koşmaya. Koşuya. Çok iyi değil mi ya? Oğlum biz niye kilo veremiyoruz? Komik değil o zaman. Bir boka yaramıyor. Koşsak ya. Gülmenin ağrı kesici etkisi de varmış hocam. Yalan. Var var. Yalan. Geçen hafta başım çatlıyordu ağrıdan. Zar zor programı çıkardım. Geçen hafta kötüydü. Yok yok. Var. Bence gülmek gerçekten ağrı kesici etkisi var. Bu arada çok gülmek çok fazla kalori yakıyor. Ya hocam işte Allah korusun bacağını kesseler... Ha diye gülsen yani. Hissetmeyecek misin ağrıyı? Saçma. Aa bacağım yok mu diyeceksin ya. Ama çok yani iyi. Yani aldınız ya. Ama çok iyi şakaymış ya. Aynen. Can baba. Buyurun. Bir bit yaşadığı ömrü boyunca ne kadar bit yavrusu doğurur? Bir bit. Yumurtluyor. Bir bit ne kadar? Bir megabit. Aynen. 3 GB. Bir bit hani bit yavrusu diyoruz ya tamam biliyorsun abi. Yavşak dedikleri. Aynen. Kaç yavşak doğuruyor? Yavşak mı deniyor ona? Bit yavrusuna yavşak denir. Bir de neydi? Sirke deniyor. Kafanda sirke var değil mi? Evet. Öyle bir şey. Söylüyorum 700 bin. Yok 250. 200, 300 tane.
Ben ne işitim? Kassam ben de o kadar doğrum. Bit sorununa kadar çok vardı biz çocukken. Çok. Şimdi ama hala yapıyorlarmış ya. Allah Allah. Bit kontrolü yapıyorlarmış hala. Ciddi misin ilkokullarda? Aynen. Aynen. Bitlere soruyorlar. Memnun musun? Eğitim sistemimiz nasıl? Aynen. Sen hiç bitlendin mi? Yok, uyuz oldum. Kime? Uyuz olduğumu hatırlıyorum. 20 yaşlarımda uyuz olmuştum. 20'li mi? Evet. Çüş. O kadar mı fakirdin ya? 20'li ne lan? Beşiktaş'taki evde mi? Yok. Bu da başka bir nezaret hanım. Nezarethanede uyuz kalınca kaptı. Uyuz kapıyorsun. Ama biz bunu bilmiyorduk. He. Sonra bütün arkadaşlar eve geldik ya, normal yaşıyoruz. Lan bir terslik var dedik. Sonra ne, kükürt mükürt mü sürüyorlar? Ya neler sürüyor. Yapmadık ki. Tabii tabii. Aynen, ben şey. Murat'ı ateşe verdim. Koklu biraz. Ama hiçbir şey kalmadı. Taşınmıyor artık. Ben de hiç bitlenmedim. Pis bir şey ama bit. Pirelendim. Hayvan gibi pirelendik. Ben bütün de bir aile. Kere pirelendim. Pire çok fenamış hocam. Evet. Kedi getirdiler eve. Gittiler, kedide de pire var. Bir ilaç aldılar. Adam demiş ki balkonda dökün falan. Hayvana balkonda döktüler. İçeride meğerse o pireleri öldürmüyormuş. Evet, kaçırtıyormuş. Kaçırtıyormuş. Evet. Abi bütün evi pire bastı yani. Yatak, yorgan, yastık bilmem ne. O şeydeki Dragos'taki evi öyle sattık. Bir bardak kola içtiğinde bir günde alman gereken şekerin 60 katını alıyorsun hocam. 34 küp şeker var falan diyorlar ya, o doğru mu? Var. Evet, aynen öyle. Öyle mi? Bu arada içinde bir madde daha var. Nedir? Onun adını öğrenmiştim ama kimyasal bir isim. Koko. Kimyasal bir isim. Evet. O da senin bu kadar şeker aldığında miden bulanır ya normalde. Evet. Midenin bulanmasını önlüyor. Vay. Evet. Ben çok enteresan. Evet. Öyle hatta bir ilaç vardı. Neydi? Permi bilmem ne. Neydi o ilacın adı? Emedur. Aynen. Sen bunu Emedur. Sonra da kola içeriz. Bulandı mı mide? Murat, ağzına sağlık. Eyvallah kardeşim. Çok keyifliydi. Bir şey söylemek ister misin? Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Müthiş bir akşamdı. Aynen öyle. Hakikaten yorumlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Sanırım gösterilerimiz var BKM'de vesairede. Vardı ama daha tarihler şu an hiç benim aklımda yok. Benim aklımda. Söyle. Birisi 4 Kasım'da. Beşiktaş'ta değil ama 4 Kasım'daki değil mi? Ha, onu biliyor bence musun? Bence söylemeyelim. Bence de. Ben de bilmiyorum hangi tarihlerde olduğunu. Aynen öyle. Evet. Haftaya söyleyelim. Haftaya görüşürüz o zaman. Eyvallah.